Azerbaycan'dan Fuat. Esselamu aleyküm değerli Muhammed Adnan hocam. Efendim siz Hazreti Mehdi olsanız da olmasanız da sizi ve arkadaşlarınızı çok seviyorum. E tabi ya olsa yani ne fark eder Mehdi? Olduğumu farz et yahut olmasam ne olur? Allah'ın kuluyum. Herhangi bir insan Mehdi olacaktır yani Allah'ın yarattığı bir kişi çıkacaktır. Var yani şu an var böyle birisi. Biz de ona tabi olacağız. İnşallah. Sizi ve arkadaşlarınızı çok seviyorum. İnşallah siz Müslümanların lideri olursunuz diye Allah'a dua ederim. Efendim ben resim çekmeyi çok seviyorum ama insan şekli çekmek günah diyorlar. Bu doğru mu? O Cübbeli'nin hurafeleri öyle bir şey yok. İstediğin gibi resim çekersin, resimde yaparsın. Hiçbir şey olmaz. Müslümanları ezmek, çökertmek için oynanmış bir oyunun bir kolu bu. Resim yasak, müzik yasak, sanat yasak, bilim yasak. Şehit olalım diyor zaten Cübbeli. Bizi şehit etsinler diyor. Usame Bin Laden havası yani. Onun bir başka türü. Yani başka bir şekli. Sizi ne kadar çok sevdiğimi anlatmak zor ama hakikaten sizi çok severim. Azerbaycan'ın falan. Biz de sizi çok severek inşallah. Ben de sizi çok severim. Hepsi yakşidir. Azerbaycan'ın tamamı yakşidir inşallah. Kardeşim yani Müslümanları öyle bir cendereye almışlar ki diyorlar ki resim yok. Küfür, Darwinizm, materyalizm resimle faaliyet yapıyor. Çizim, resimler koyuyorlar. Faaliyet yapıyor değil mi? Fotoğraflar koyuyor, resim, kitaplarında resim var, her yerde resim. Biz çalışma yapacağız onlara karşı, resim haram. Ne yapacağız? Ne yaparsan yap. Cübbeli diyor ki şehit oluruz diyor. Nereden biliyorsun lan şehit olacağını? Hem yan gelip yatacaksın Alp dağlarında, diskoteklerin çevresinde tur atacaksın. Ondan sonra bu Allah'ın emridir diyeceksin. Cihada karışmayacaksın. Yani cihat derken cehd etmek. Allah'ın dinini yaymak için gayret etmek. Efendim. İttihat-ı İslam'ı savunmayacaksın. Türkistan birliğini savunmayacaksın. Sonunda da ölüm geldi mi de şehit oluyormuşsun. Sıkıldık bunaldık diyor. Sıkıldık bunaldık diyor. Camiden, mescitten, namazdan sıkıldık bunaldık diyor. Bir gezelim dedik diyor. Ver elini Alp dağlarının tepesi. Kiliseleri geziyor orada. Elinde asayla, bastonla. Gezmeye meraklı. Müslümanları öyle bir kendince kafalamış. Allah'ın emri diyor. Beni gezdirin diyor. Kur'an'ın emri bu diyor. Dünyada gezmedik yeri bırakmamış. Her yeri geziyor. Gezme meraklısı. Ya dünyanın masrafını yapıyor oradaki gariban Müslümanlar. Bunu bilmiyorlar bunun mahiyetini. Habire o da keyfine uygun olarak karış karış her yeri geziyor. Bir Malta'ya gidiyor, denize giriyor. Allah'ın emri diyor denize girmek diyor. O da denize giriyor. Dağın tepesine çıkmak o da Allah'ın emri diyor. Alpların tepesine çıkıyor. Sanki dünyada başka dağ yokmuş gibi. Anadolu'nun her yeri dağ. Türkiye'nin her yeri dağdır. Değil mi? Cenab-ı Allah Alp dağına çıkın diyor mu bize?